Ben sadece Celal'e veda etmek istiyorum bugün. Rahat ol sevgilim. Ardında çok temiz bir iz, çok güzel bir isim bıraktın. Bundan sonra toprak, güneş ve sen. Bahtiyar ol sevgilim. Celal'le Cumhuriyet Gazetesi'nde beraber çalıştık. Ben yöneticiyken o yazmasını istemiştim. Bölgeyi en iyi bilen gazetecilerden biriydi. Sonra birlikte sürgüne gelmek zorunda kaldık. Bu sefer o beni davet etti. Onun televizyonunda ben yorumcu oldum. Bugün şeye baktım, son mesajlaşmalarımıza işte umarım bir dahakini İstanbul'da bir kafa çekeriz beraber diye mesaj atmış. Yani onu yapamadan gitmek bana da çok ağır geliyor. Ama son ana kadar gazeteciydi. Son ana kadar yazı yazmayı, son ana kadar ülke üzerine kafa yormaya devam etti. Vefatından bir süre önce bir tür vedalaşmaya gittiğimde hala gözü ekrandaydı. Türkiye'de ne olup bittiğini takip ediyordu ve yani bence adına yaraşır bir ömür sürdü ve çok iyi bir miras bıraktı. İnsanlara, insanlığa önem veren ve gerçeklerin peşinde koşan, adaletsizlikleri kamuoyuna paylaşan bir gazeteciyi yitirdik. Özellikle bugünlerde gerçekleri yansıtmanın, gerçek gazetecilerin önemini, demokrasi için, özgür toplumlar için önemini bir kez daha görüyoruz ve Celal Başlangıç bu alanda gerçekten yeri zor doldurulacak gazetecilerden bir tanesi. Ben kendisi ve sevgili yoldaşı Ayşe ile Almanya'ya yeni geldikleri günlerde şahsen tanışma şansına sahip olmuştum. O dönemler Türkiye'yi terk eden çok sayıda gazeteci vardı ve Celal Başlangıç'ta özellikle şu konuda çok netti. Ben çalışmalarıma devam etmek istiyorum. Burada işte sadece böyle geri çekilmiş bir mülteci hayatı değil, çalışmalarımda ısrar etmek istiyorum. Bu ne kadar uzaktan, sürgünden mümkün olacak bilmiyorum diyordu. En yakın zamanda Türkiye'deki durumda yaşayacak, dilini konuştuğum, günlük gelişmelerini daha yakından takip edebilme şansına sahip olduğum Türkiye'ye, memleketime geri dönmek istiyorum diyordu. Ne yazık ki memleketindeki durumlar daha iyiye doğru gelişmedi ve ne yazık ki hayatını sürgünde yitirdi ve bugün Köln'de bütün sevdikleri tarafından son yolculuğuna uğurlanıyor. Rahat uyusun çünkü geride bıraktığı, beraber yetiştirdiği, çalıştığı çok sayıda cesur gazeteci arkadaşları var, dostları var. İnsan hakları savunucuları var. Bugün bunlar hepsi buradalar ve özellikle Kürt halkının ona ne kadar minnettar olduğunu bugün de bir kez daha burada son yolculuğunda görüyoruz. Celal Başlangıç beni bugünkü gazeteci yaptı ve daha nicelerini. Evrensel Gazetesi'nin eski genel yönetmeni arkadaşımız Fatih Polat, üç kuşak gazeteciyi o etkiledi demişti. Daha çoğunu da etkilemeye devam edecek. Burada şimdi bu töreni çeken arkadaşlarımız, daha genç insanlar da dahil olmak üzere. Ben onun vedasını bir fotoğrafla yapmıştım. Direnmek yaşamaktır yazıyor arkasında bir duvarda. Zannediyorum Mardin'de çekilmiş bir fotoğraf. Bütün hayatını direnerek geçirdi. Ve çok iyi bir yol arkadaşı vardı. Ayşe. Sağ ol Celal. Çok uzun yıllardır birlikte hakikatin izini sürdük biz sevgili Celal'le. Ve o bu mücadeleden hiç vazgeçmedi. O anıları hep beraber yanı başımızda her gün bizimle birlikte olacağını söyleyebilirim ben. Ve ben söz veriyorum Celal'e, hakikatin izini sürmekten vazgeçmeyeceğiz. Kim ne derse desin, kim nasıl suçlamalarda bulunursa bulunsun. Bizim işimiz hakikat, bizim yaşadığımız topraklarda ancak hakikatle onarabileceğiz kendimizi. Celal Başlangıç'ın gazeteci olarak hakkında çok şeyler söylendi, çok iyi şeyler söylendi.
muhakkak ki istisna bir gazeteci. Aslında böyle istisna bir gazetecinin Türkiye'ce, Türkçe dili olduğu için Türkiye'de yaşaması gerekirdi, Türkiye'de çalışması gerekirdi. Burada çalışması, burada sürgünde olması çok acı. Benim için en acı olan böyle Türkiye için kalbi yanan diyeceğim, Türkiye'nin gerçeklerini ortaya çıkartmak isteyen bir insanın burada sürgünde ölmesi ve burada Köln Nordfriedhof mezarlığında gömülmesi. Onun yeri burası değil. Yani en acısı ölümünün, ölümü çok acı. Ama burada, bu onun için yabancı olan topraklarda gömülmesi ve burada bırakılması bence aynı şekilde çok acı. Türkiye'deki bugün hükümette olanlar, sözde inanca, ölüme saygısı olduğunu söyleyenler, bunu bir düşünsünler. Bir insanın burada ölmesinin ve burada toprağa verilmesinin, burada kendini hiç burada yaşamamış hisseden bir insanın ne demek olduğunu. Hep mi iler kaybedilir, hep mi uzakta kaybedilir? Hep mi aynı kötülük, aynı nobranlık, aynı yakobenlik tekrar edilir? Yani bu nakıs tarih değişmek zorundadır Türkiye Cumhuriyeti'nde artık. Biz dostlarımızı, vatanımızı da istiyoruz. Mühim olan bedenin toprakla buluşması değil, fikirlerin sonsuza dek yaşaması. Celal Yaşar.